Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Android Studio'da hani bu şekilde bir emülatör var. Bu emülatör bazı arkadaşlarda açılmıyor. Hani burada Intel işlemcili bilgisayar kullanan arkadaşlar ve AMD işlemcili bilgisayar kullanan arkadaşlar için farklı şeyler yapmaları gerekiyor. Şimdi ben Intel için olanını anlatacağım. AMD için olanı merak eden varsa hani bunu izlemesine gerek yok. Eğer işlemcisi AMD ise onun için farklı bir çözüm yolu var. Genymotion diye bir şey var. Genymotion diye. Onu indirmeleri gerekiyor. O da bir emülatörün açılması için yardımcı bir araç. Sadece kurulum yapmaları gerekiyor. Çok zor değil. Bir de çok işlemcisi eski olan arkadaşlar varsa onlar için de farklı birkaç yol var. Çözüm yolu. Bundan bahsedeceğim. Bende açılmıyordu. Kod 1 diye bir hata veriyordu. Hani exit kod 1 diye. Şu şekilde yazdım ben buraya exit kod 1 diye. Yapmamız gerekenleri de buraya not aldım. VTX yani söyleyemiyorum da dediğim varmadı. Neyse. Ben hani biraz da palteyim. Tam söyleyemiyorum ama yine tekrar diyeyim. Virtualization teknoloji diye geçen bir hizmet. Yani sanallaştırma Türkçesiyle. Hani İngilizcem de açıkçası çok iyi değil. Dilimle dönmedi. Şimdi öncelikle burada yapmanız gerekeni söyleyeceğim ben. BIOS'a gireceksiniz. BIOS'a nasıl girersiniz? Genellikle hani burada FN kombinasyonu ile beraber kullanmanız gerekebiliyor. Ben biraz zor açtım BIOS'unu. Çünkü hani direkt bu ses kısmı modunda FN'ye basarsanız F2 modunda kullanabiliyorsunuz. Klavyeniz bu şekilde ise aklınızda bulunsun. F2, F10 veya direkt tuşları girer genelde. Ya da bilgisayarınız açılırken gösterir. Burada yapmanız gereken ayarı söyleyeyim hemen. Öncelikle şu emülatörü nasıl açacağınızı da anlatmaya gerek var mı? Yok. Çünkü emülatörü daha açamayacaksınız çünkü. Varsa eğer hani böyle bir probleminiz olmayabilir. Emülatörün nasıl açılacağını da göstereyim. Şurada bakın AVD Manager diye bir şey var. AVD Manager'ı tıklayıp burada emülatörü direkt çalıştırabiliyorsunuz. Bu sizin yaptığınız program değil. Sadece bir emülatör. Fazla hızlı mı gittim? Şu an emülatör açıldı. Bakın bu şekilde. Ben de açık olduğu için hızlıca açıldı. Ben bunu şöyle kapatayım. Şu an emülatör kapandı. Bilgisayarı kapatmak gerekiyor. Ben BIOS'u açtım. Genellikle bilgisayarlarda F2, F10, Delete veya ESC tuşu oluyor. BIOS tuşunu öğrenmek için bilgisayarınızın modelini mesela Lenovo V510 BIOS'a nasıl girilir yazarsanız giriş tuşunu gösterir. Ben bunun BIOS tuşunu bulamadım arkadaşlar. Rastgele bastım hepsine aynı anda. O şekilde girdim. Genelde bulamayınca öyle yapıyorum. Ama sırasıyla aynı anda yüklenmiyorum da sırasıyla böyle hızlı hızlı geçiyorum böyle. Öyle söyleyeyim. Ama FN'ye basmanız gerekiyor burada. Şimdi burada yapmanız gereken information kısmında bir şey yok. Configuration kısmında bakın Intel Virtual Technology yazıyor. Daha deminki gibi söyleyemediğim değil. Virtualization değil. Hani virtual yazmış. Hanet okunuyor. Çok önemi yok. Bunu gelip enable yapmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken bu. Bu enable olduktan sonra eğer işlemciniz Intel ise çalışmaya başlayacaktır. Dediğim gibi AMD işlemcilerde Genymation diye bir teknoloji var. Onu kullanmaları gerekiyor. Bu da işin enteresan yanı. Burada F10'a sadece basınca çalışıyordu. Şu an yemedi. ESC'ye basıp çıkalım. FN F10 yapalım. İlk ayarları yaptığımda F10 yemiş de şimdi yemedi. FN F10'la kaydet ve çık diyorum. Yani sanallaştırmaya açtık. Neden böyle bir şey var onu da tam bilmiyorum. Sizde SVM yani baş harflerin kısaltılması. Burada neydi? Hani Virtual Machine sanırım. Şunun açılımı. Ya da Virtual Technology. Şurada olduğu gibi. VTX diye de geçebilir. Hani orada bakacaksınız. Virtual'ı gördüğünüz zaman zaten sanallaştırma. Türkçe sanallaştırma olan ne varsa enable yapın. Zaten bir tane şey vardır. Şimdi BIOS'u farklı olan arkadaşlar olabilir. Onlar için de şöyle bir güzellik yapayım. Hani burada farklı tipte BIOS'lar var. Nasıl olduğunu direkt hani şunu direkt yazabilirsiniz. Google görsellere çıkacaktır. Virtual Technology BIOS yazdım. Bunun nasıl enable olacağını çünkü burada gösteriyordur muhtemelen. Mesela burada inceleyelim hemen. Virtual Technology diye geçmişine enable yapıyorsunuz. Neyin altındaymış? Features'ın altındaymış. Burada neyin altında? Advanced'ın altında yine VT diye geçiyormuş. Bakın şurada. Odaklayayım. Gördüğünüz gibi VT olarak geçiyor. Burada ne diye geçiyor? Network boot from Intel bilmem ne diyor ama bu farklı bir şey. Bunu geçelim. Burada da farklı bir şey. Bakın şurada yine Virtualization Technology diye geçiyor. Genel olarak böyle geçiyor sanırım. Burada da aynı şekilde Intel Virtualization Technology. Ha bak bazı arkadaşlar da bu olmazsa eğer şunu bulamazlarsa yoktur. Yoksa bir yöntem var. AMD
doğulanlar için. O da Genymotion'da işe yaramasa birkaç şey daha var. Onu da yorum kısmında vereceğim. Zaten genelde video çektikten sonra yorum kısmında daha detaylı bilgiler paylaşıyorum. Bir de hani yorumu çok uzun tutmuyorum. Parça parça yorumlar atarak oradan hani bir nevi form gibi aklıma gelen çözümleri yazıyorum. Daha sonra çözüm olacak şekilde. Bakın burada sanallaştırma aktif edilmiş. Başka var mı? Bakalım burada da var. Virtualization teknoloji. Burada da disable'mış. Bunu enable yapmanız gerekiyor. Hani burada kendi boyutunuza göre farklı farklı arayabilirsiniz. Basit bir şey ve yapması için tek bilmeniz gereken bir şey var. O da cihazınızın hangi markaysa BIOS'una nasıl giriliyor. BIOS'u bulamazsanız dediğim gibi yorum kısmına bakabilirsiniz. Videonun başlığını ne koyacağım? Hani Android ne olabilir? Android emülatör hatası diye eklerim. Şunu geçtiğim burada ayrıntılı bilgiler veriyor. Geri yapıp öğrenebilirsiniz. Şurada dediğim gibi en son işinizi bittikten sonra gelin şuraya tıklayın. Burada ne var? Şunun ismi neydi onu da göstereyim. Niye açılmadı? Üzerine gelince aslında isimlerin ne olduğunu göstermesi gerekiyor orada. Ayrıntılı bilgi vermesi gerekiyor. Yani şu işaret. Bir dakika bekleyeceğim. Ha, AVD Manager ismini de unutmuşum. Bu şekilde hani bir tane şey ekliyorsunuz buraya. Create device yapıp ileri ileri direkt ekleyebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken şey de şu Android Pay'i indirdim. Size herhangi birini dolandırabilirsiniz. Dolandırdıktan sonra ne istiyorsunuz? Bunu bakın diskte 3 GB bir yer kaplıyormuş. Az da değil. Yani bilseniz de bir nevi bir telefon kuruyor. Şu play'e bastıktan sonra şurada play var. Böyle ki Android telefonunuz açılıyor. Şurada bakın emülatörümüz açılsın. Hani bir nevi emülatörü çalıştırdık. Bundan sonra artık program yapması daha kolay olacak. Ha, indirim kısmına gelirse diğer videolarda bundan bahsetmiştim. Ayrı video çektim. Android Studio'nun bilgisayarında nasıl kurulacağı ile ilgili. SDK'yı indirip Android Studio yazıp hani Google önce SDK yazın. SDK'nın en yeni sürümünü indirin. 11 vardı benim indirdiğimde. Şu an tarihinde görüyorsunuz zaten. 2019'un 1. ayındayız. SDK'yı indirdikten sonra Android Studio'yu kuruyorsunuz. Daha sonra tüm ayarları zaten ileri ileri diyerek geliyor. Önemli olan burada programı geliştirmek ve hatalara çözüm bulmak. Ya bu niye başlamadı? Tekrardan basalım güç tuşuna. Basalım tutmak gerekiyor. Şarjım mı yok telefonda acaba? Bir kapatayım. Tekrardan başlatayım. Benim emülatör çalışmıyor. Ha, açılıyor arkadaşlar. Bilgisayarım yavaşlamış biraz. O yüzden videoyu uzatmanın anlamı yok. Umarım faydalı olmuştur.